Merhaba arkadaşlar. İlk dersimizde klozetimizi modellemiştik ve kapağını modellemiştik. Bu dersimizde ise klozetimizin kaplamasını hazırlayacağız. Üzerine bir seramik kaplama geçeceğiz ve bunu nasıl hazırlandığını tüm detaylarıyla öğreneceğiz. Öncelikle kaplamamızı yapmadan önce sahnemize bir tane V-Ray menüsünden V-Ray Plane atıyoruz. V-Ray biliyorsunuz, V-Ray Plane sonsuz bir zemin oluşturuyor. Sonrasında şunu hafifçe yukarı kaldıralım. Ama pardon, Plane'imizi de seçmiş. Şöyle seçelim. Böyle hafifçe kaldıralım. Sonrasında perspektif penceresine geçiyoruz. Ve render motorumuzu V-Ray olarak ayarlayacağız. Async Render'dan V-Ray'i seçiyoruz ve şimdi V-Ray ayarlarımızı yapacağız. Frame Buffer'ı aktif hale getiriyoruz. Sonrasında Default Light'ı kapatıyoruz. Bu kısma dokunmamıza gerek yok. Indirect Elemasyon'dan G'yi açıyoruz. Light Cache'i seçiyoruz. Air Dance Map'te Very Low'a getiriyoruz. Hesaplamayı göster diyoruz. Buradaki değerleri en düşüğe alıyoruz. 20 tire 10, 10 tire 5 de olabilir. Bu kısmı 20 yapıyoruz. Sonrasında Environment kısmından çevresel aydınlatmayı açıyoruz. Okey. Değeri 1 olarak kalsın ve sahnemizde kaplamamızın ne derecede yeterli olup olmadığını görmek için sahnede bir tane HDR kullanacağız. Materyal editörü açtık. Öncelikle burası açık kalacak. Bu kısımdan burayı HDR'ı seçiyoruz. Şuradaki slot'a atıyoruz. Instance olacak bağlantılı. HDR map kısmına geliyoruz ve tekstür arşivimizdeki HDR'larımızdan şunu kullanalım. Kubik Spring Mirrored Ball Sprinkle kalsın. Multiplier değerini 2 yapalım. Birazcık aydınlık olsun. Evet. Bu kısmı ayarladık. Şimdi pardon. Şunu aşağıya atalım. Şu kısmımıza buraya materyal atıyoruz. Bu slota. Şuraya seramik diye yazalım. Doğal olarak rengimizi full beyaz kullanacağız. Yansıtma değerimiz 50 olabilir. Gerekirse bunu düşüreceğiz. Okey. Ve buna parlaklık vereceğiz. Parlaklık değerimiz 0,85 olabilir. Sonrasında Maps kısmından buna bir adet Nosy atıyorum. Evet, burada Nosy'yi atalım. Bunun büyüklük değerini 333 olarak yapalım. Sonrasında bump değerini 5'e düşürelim. Hatta 2,5 da yapsak olur. Evet. Sonra klozetimizi ve önce kapağımızı seçelim. Peşinden klozeti seçerek materyali atadık arkadaşlar. Alt taraftaki V-Ray plane'imizi seçelim. Şu kısımdan gri bir zemin olarak kullanalım. Yani o tarzda renk hoş olmayabilir. Evet, seçtik. Yani oraya da materyalimizi atadık. Şimdi klavyeden 8 tuşa basarak Environment'i açalım. Bir açık kalsın. Duruma göre kullanacağız onu. Hemen render'ımızı alalım. Bakalım sonuç ne alemde, bir görelim. Evet, sahnede birazcık parlamalar olmuş. Patlamalar. Bunu 0,5'e düşürüyorum. Bakış açımızı da biraz daha yakınlaştırdım. Evet, tekrar bir render alalım. Sonucu hep beraber görelim. Evet, gördüğünüz gibi patlamalar azaldı. Henüz etrafında yansıtacağı bir şey yok. Yansıtacağı bir şey yok. Yine environment'imizi açmıştık. Environment map'e gradation atayalım. Sonrasında gradation'ı atadık. Ve bir daha bir render'ımızı alalım. Bakalım sonuç ne olacak. Herhangi bir şey değişecek mi? Hemen burada birazcık şu
şunu 0,8'e getirelim. Environment'ı kapatalım. Şöyle bir bakalım. Hemen bakalım. Bu seferki sonucumuz ne olacak? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi environment'e gradation atadık. Gradation map atadık. Arka tarafta siyahlık yerine geçişli bir görüntü elde etmiş bulunuyoruz. PDR map'imizi değiştirelim. Sahnemizde pek bir faydalı olmadı. Hemen buraya tıklayalım. Browse kısmına gelelim. Buradan şunu seçelim. Hadi bakalım. Bunu kullandığımızda bize ne gibi bir sonuç verecek? Birazcık daha şöyle kullanıp render diyelim. Evet. Şimdi tepede kullanmış olduğumuz HDR'ın görüntüsü klozetimize yansımış. Az bizim porselen efekti alabilmemiz için yeterli değil. Yeterli değil. Onun için şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Tam efekti görmemiz açısından klozetimizin yansıtabilmesi için etrafına yansıtacağı bir şeyler koyacağız. Bunlar neler olabilir? Buraya hazır bir sahne çağıralım. Merge komutuyla gelelim buraya. Daha önceki klozetlerden alın. Deneme. Şu sahnemizi çağıralım. Kamera. Light'lar ve yardımcıları almasın. All diyoruz. Okey diyoruz. Ve merge diyoruz. Şu anda sahneyi import ediyor. Evet, materyallere de peşinden getir diyoruz. Ve bekliyoruz. Evet, sahnemiz geldi. Hemen şuradaki klozetimizi imha edelim. Hemen şöyle şu da dahil yok edelim. Sonrasında ray plane'i de kaldırabiliriz. Şöyle bir klozetimizi döndürelim. Ve şu duvara yaklaştıralım. Şöylece dursun. Plane'i silelim. Yani tabii ki bir kontrol yapacağız. Sahne yoğun bir sahne. Klozet birazcık yukarı çekebilirim. Yere çok yakın. Evet. Şöyle bırakalım. Dediğim gibi bu hazır bir sahnedir arkadaşlar. Şimdi bu sahnede Ray plane, pardon, Ray kamera kullanılmıştı. Hemen kameralardan bir tane Ray kamera kullanmazsam şayet sahnedeki ışık ayarları düzgün olmayacak. Tabii ki bu bizim asıl yapacağımız ışıklandırmayı anlatan dersi sadece burada kaplama efektini görmek için yapıyoruz. Sonuç nedir? Şuradan hemen kadraj ayarlarımızı da aktif hale getirelim. Render alırken sıkıntı yapmasın. Hemen şöyle bir tutalım. Render menüsüne geçelim ve render diyelim. Bakalım sonuç ne olacak. Umarım istediğimiz efekti alabiliriz. Tabii ki böyle kamera ayarlarını yapmadığımız için kapkaranlık çıkıyor. Ben şuradaki değeri 1'e denk getiriyoruz. Ve bir daha render almak için render tuşuna basıyoruz. Bu Ray kamera dersini de ayrıyeten anlatacağız arkadaşlar. Şimdi kabaca geçiyorum, detayını falan göstermiyorum. Burada esas olan şey sadece bizi ilgilendiren klozetin kaplamasıdır. Klozet ve kaplamasıdır. Sahnemizde birazcık patlamalar var. Hemen onları da halledelim. Kaplamamız üzerinde de oynamalar yapacağız. Şuradaki bir değerini 2'ye çıkartıyorum.
Material editöre geçiyorum. Şuradaki map değerlerini 1, 1 ve 1 yapıyorum. Bunu aşağıya atalım ve tekrar bir render alalım. Bakalım sonuç ne olacak, hep beraber göreceğiz. Evet, sahne biraz daha karardı. 2 çok geldi ama 1.5 değeri herhalde bizim için yeterli olurdu. Hemen kaplamamıza bir göz atalım. Evet. Evet, o değeri biz 1.5'a düşürelim. Hemen hemen oldu gibi gözüküyor. Arkadaşlar, bakalım şimdi sonuç ne olacak? Evet, seramik kaplamamızı istediğimiz gibi elde etmiş olabiliyoruz. Biraz daha nasıl ayarlarıyla oynarsak daha iyi de sonuçlar bize verebilir. Ama dediğim gibi, hatta bir şey yapalım, bunu biz 1.2'ye düşürelim F number değerine. Şimdi gördüğünüz gibi sahne biraz daha aydınlandı, hatta patlama noktasına geldi. 1.3 kullanabilirdik onu. Ama dediğim gibi, bu ayarları size bütün tasarım bittikten sonra kamera derslerinde anlatacağım ve kamera ve standart kamera, Max'in standart kamera derslerinde de anlatacağım. Her iki kamerayı da deneyeceğiz, sahnemizdeki farklılıkları göreceğiz. Hemen, evet arkadaşlar, seramik kaplamamız hazırdır. Hatta bunu birazcık NOSI değerleriyle de oynayabiliriz. Materyal editörde oynayalım. Hemen çıkalım şuradan. 2.5 vermiştik. Onu 10 değerine yükseltiyoruz. Ve bir son render'ımızı da alalım. Bakalım sonuç ne olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar, en iyi sonucu elde edene kadar hep denemek gerekiyor. Hemen öyle bir değer girince olmuyor. İşler gözüktüğü kadar hani basit değil. İyi sonuç elde etmek istiyorsanız, kaliteli render'lara sahip olmak istiyorsanız, gerçekçiliği en son noktasına kadar yakalamak istiyorsanız eğer, dediğim gibi en ufak teferruata kadar değinip dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde olmayacaktır. Tavsiyem size hazır materyal kullanmamanız, kendiniz hazırlamanız, hem renderlarınızın kısa sürmesini sağlayacak hem de bilgilerinizi pekiştirmek açısından faydası olacaktır. Evet, şimdi şuradaki karartılı siyah lekeler arkadaşlar, şuradaki lekeler, şuradaki lekeler vesaire, onlar render ayarlarımızın düşük olmasından kaynaklanıyor. Şayet yüksek bir render alsaydık, buradaki ışık patlamaları daha aza inecek, buradaki lekeler olmayacaktı. Ama şu anda kaliteli bir render'a ihtiyacımız yok. Bizim amacımız burada kaplamamızın nasıl durduğunu görmekti. Onu da gördük. Evet arkadaşlar, pardon. Kaplamamızı tamamladık. Siz kendiniz bu ders çalışırken şuradaki NOSI materyalinin bump değerini belki 15, hatta gerekiyorsa bile 20'ye 30'a getirebilirsiniz. Tavsiyem, 20'den üzerisinde çok büyük dalgalanmalar yapabilir. Bu da hoş görüntüleri ortaya çıkartmaz. Dediğim gibi 20 sınırını aşmamanız, ama yapmış olduğunuz modele göre de 30, %30'luk bir değerde kullanabilirsiniz. Kaplama dersimizi de sadece klozet için bitirmiş olduk. Sahnemize birçok obje daha modelleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hepinize kolay gelsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.